Selamlar herkese, kanalımın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar, bildiğiniz gibi bu teknolojik ürünlerde güncelleme almama gibi ciddi bir sorun var. Yani güncellemenin firma tarafından kesilmesi gibi. Mesela iPhone X döneminin efsane cihazlarından bir tanesi olmasına rağmen, hala günümüzde de geçerli bir cihaz olmasına rağmen Apple tarafından güncelleme artık verilmeyeceği için yakında tarihe gömülecek. Şimdi o bahsetmiş olduğumuz efsane seriden bu videonun çekildiği tarih itibariyle güncelleme alan bir tek iPhone XS ve XS Max kaldı. Ben de sizlere bu vesileyle bu XS Max getirdim ki birlikte bunu çekelim. Bakalım iPhone XS Max hala alınır mı? Bu arada cihazı İzmir İletişim'den aldım. Kendilerine buradan teşekkürlerimi de iletiyorum. Devam edelim. Şimdi bildiğiniz gibi bu tarz cihazlarda ilk olarak performans testi yapıyoruz. Şimdi bir 15 dakikalık PUBG oynayacağım kendisiyle. Gelin bakalım bu testin sonucunda cihaz bize nasıl değerler verecek. Burada önemli bir ayrıntı var. Benim elimdeki iPhone XS Max'in pil sağlığı %98'de. Siz de alırken pil sağlığının %90, işte 95 üstünde olmasına en azından dikkat edin. %100 olursa da ne hala, ama %98'de kurtarıyoruz. Şimdi ben PUBG'de ayarları da standartta oynadım arkadaşlar. Oyun oynama sırasında hiçbir problemle karşılaşmadım. Hiçbir takılmayla karşılaşmadım. Hiçbir kasılmayla da karşılaşmadım. 15 dakikalık oyun testinin sonucunda zaten cihaz %5'lik bir şarj kaybı yaşarken sıcaklığı da yaklaşık 8 derece yükseldi. Şimdi arkadaşlar, ne baba yiğitler gördük ne güncel telefonlar gördük bu değerlere erişemiyorlar. Ki oyun oynarken kılıflı oynadım, çünkü siz de muhtemelen oyun oynarken telefonunuzun kılıfını çıkarmayacaksınız. Gelin biz kameralara geçelim. Arkada ikili kamera dizilimini görüyoruz. Bu kameraların ikisi de 12 megapiksel. Bir tanesi telefoto, diğeri geniş açı. Geniş açı olan f1.8'lik diyafram değerine sahip. Telefoto olan lens de f2.4'lük diyafram değerine sahip. Ön kameramızda 7 megapiksel, f2.2'likte bir diyafram değerine sahip. Şimdi ön kamerası çok mükemmel değil, fakat arka kamera için söyleyeceklerim var. Çünkü cihazın arkasında yer alan kameralar sayesinde 4K'lık videolarınızı 60 FPS çekebiliyorsunuz. 1080p'de de 240 kareye kadar yükselebiliyor. Yani bir ağır çekim özelliği de var. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir durum var. Diyelim profesyonel hayattasınız, sosyal medyayla ilgileniyorsunuz ya da internette bir ürün falan filan satıyorsunuz. O ürünün fotoğraflarını çekmeniz lazım, videosunu çekmeniz lazım falan filan, veya sosyal medyada çektiğiniz fotoğrafları profesyonel olarak kullanmanız gerekiyor. Bana soracak olursanız iPhone XS Max'i ve XS'in kendisini bence rahatlıkla, gönül rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Bütçe sınırlıysa. Çünkü şunu atlamayalım, tamam çok cengaver bir ön kameramız yok, fakat arka kamerada 4K 60 FPS video çekebilmek gerçekten güzel bir özellik. Fotoğraf tarafında ise yine ön kamera ve arka kamerada işler değişmiyor arkadaşlar. Çıktığı yıla göre bence gayet iddialı fotoğraflar çekiyor. Hatta bunun fiyatı da piyasada bulabileceğiz pek çok cihazdan çok daha iyi fotoğraflar çekiyor. Gelin şimdi biraz da ekrandan bahsedelim. Bendeki model XS Max, söylemiş olduğum gibi, bunun ekranı 6.5 inç, 60 Hz'lik bir yenileme hızına sahip. Bazı sitelerde 120 Hz görebilirsiniz arkadaşlar. Bu 120 Hz sizin dokunma hassasiyetinizle ilgili olan 120 Hz. Ekranı, yani telefonun paneli 60 Hz. OLED bir ekran, bunu da belirteyim büyük bir avantaj olarak. Çözünürlüğü ise 2688'e 1242'lik bir değere sahip. Teknik anlamda ise 4 GB'lık bir RAM var üzerinde. İşlemcisi A12 Bionic. A12 Bionic'in şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Tanıtıldığı yılda 7 nanometre olarak tanıtılan ilk işlemciydi. Yani bununla birlikte pek çok yeni özellik de A12 Bionic ile bu cihazlara eklenmiş oldu. Hatta şöyle bir durum daha var. Bir önceki seri olan A11'e göre A12 Bionic'in hızı %50 artmış durumda. Tabii güncel çıkan işlemci ile arasında tabii ki de farklılıklar var. Fakat yine belirtiyorum, bütçeniz sınırlıysa gönül rahatlığıyla performans anlamında, işlemci ve RAM anlamında tercih edebilirsiniz. Çünkü cihazın işletim sistemi iOS. iOS deyince arkadaşlar, bu tarz değerlerin bir anda hani performans, optimizasyon değişiyor. Olumlu pozisyona giriyor bana soracak olursanız. Sonuç olarak değerli arkadaşlar, videonun sonuna doğru da gelirken, iPhone'cu falan filan değilim ben hani. Yani bütçeniz böyle kısıtlıysa bu cihazı gönül rahatlığıyla tercih edebileceğinizi tekrar belirtiyorum. Hani beni şimdi iPhone'cu falan filan ilan etmeyin. Hani varsa aklınızda bir model bu parayla alabileceğiniz, bu standartta, bu kalitede bir Android cihaz, onu yazın yorumlara. Hani insanlara da gerekçesini yazın, onlar da belki size ikna olurlar. Ben de durup dururken size tartışmaya başladım ama hani böyle biraz da heyecanlı bir insanım ben. Bana soracak olursanız hani toparlayayım da şöyle bir, fiyatı, özellikleri falanı filan hesaba katıldığında gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Ekranda 120 Hz olsaydı tadından yenmez. Videomda sonuna gelmiş olduk. Başka videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.